Herkese selam. Bugün sizlere 9. sınıf tavsiyelerim videosuyla geldim. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. 9. sınıfa geçtiyseniz tam sizlik bir video olacak. Olabildiğince eğlenceli olup olabildiğince güzel şeyler tavsiye etmeye çalışacağım. Aslında böyle bir video çekmek istemiyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü genelde böyle Facebook döneminde şey alıyor ya. İşte lise tavsiyeleri, 9 tavsiyeleri, işte az makyaj yapın. 10. sınıf tavsiyeleri, biraz daha fazla makyaj yapmaya başlayabilirsiniz falan gibi şeyler. O yüzden ben öyle şeyler söylemeyeceğim için yani çok fazla böyle tekrar tekrar yani diğer videolarda izleyeceğiniz şeyleri görebilirsiniz. Ama kendimden bir şeyler kattığıma da inanıyorum. Ben böyle genelde madde madde olan ve madde madde bahsedilen videoları daha çok seviyorum. Sizin de böyle daha çok seveceğinizi düşünüp 11 tane madde hazırladım. Sanırım 11 taneydi. Şimdi hemen sizlerle onları paylaşmaya başlayacağım. Videonun sonunda sizlere 9. sınıf kaynak tavsiyelerimle alakalı bir şey söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Birinci tavsiyem yaz tatilinizi bol bol dinlenerek geçirin olacaktı. Hatta biraz kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumayı hayatınızın her alanına sokun bence. Yaz tatilini dinlenerek geçirin olacaktı ama yaz tatili bitti sayılır. Siz de bu videoyu izliyorsanız şu an yaz tatilini dinlenerek geçirin arkadaşlar. Çünkü ben 9. sınıfa başladığımda konulara çok yabancı kalmayayım diye biraz böyle bakınmıştım fiziğe falan. Ama 9. sınıfta çok fazla şey değişiyor. Mesela fen 3'e bölünüyor, sosyal 2'ye bölünüyor falan derken böyle baksanız da çok anlayamayacağınız konular diyeyim. Yani öğretmeninizle birlikte anlarsanız hem kafanız karışmamış olur hem de geç kalmış olmazsınız. Yani öyle düşünmeyin. O yüzden bence okulla birlikte çalışma temposuna başlayın. Zaten çok yoğun bir tempoya gireceksiniz ve yoğun bir tempodan çıktınız. O yüzden yaz tatilini dinlenerek geçirmenizi tavsiye ederim. İkinci maddemse bol bol kitap okumak arkadaşlar. Kitap okumayı hayatınızın her alanına sokun. Yani her böyle boş bulunduğunuz zamanda işte toplu taşımada giderken evde yapabileceğiniz herhangi bir şey yoksa canınız çok sıkılıyorsa yatmadan önce ya da sabah uyandığınızda böyle 10 sayfa da olsa kitap okuyun. Yani mesela sabah uyandığınızda okusanız, işte yatmadan önce okusanız, boş bulunduğunuz bir zamanda okusanız. Diyelim ki boş bulunduğunuz zamanda 30 sayfa okudunuz. Yatarken ve kalkarken onlar sayfa okudunuz. Günde 50 sayfa çok büyük şeyler demek arkadaşlar. 100 sayfalık bir kitap okusanız mesela 2 günde bitiriyorsunuz. Gerçekten hani çok güzel bir şey bence kitap okumak. Ve böyle az az da olsa okursanız, mesela her gün 10 sayfa bile okusanız yılda 3650 sayfa yapıyor. Ve bu da yaklaşık 30 kitaba falan tekabül eder sanırım. Hani sayfa sayısı 100-200 civarında kitaplar okursanız yaklaşık 30 kitap falan ediyor sanırım. 30 kitap gerçekten yılda bence çok iyi bir rakam. Düşünsenize günde 10 sayfa okuyorsunuz sadece ve yıl sonunda okuduğunuz 30 kitap var elinizde. Bence gerçekten çok güzel bir başarı. Bunların dışında söyleyeceğim paragraf problem vardı arkadaşlar. Paragraf ve probleme önem verin diyecektim ama probleme bu sene hani çok fazla önem vermeseniz de olur gibime geliyor benim. Çünkü paragraf biraz daha çözmeye alışırsanız ve hani kitabınızı düzenli olarak götürürseniz, çünkü problem soruları da artık yeni nesil ve okuma anlama soruları oldu biliyorsunuz ki. Paragraf ve kitabı düzenli olarak ilerletirseniz ve 10. sınıfa geldiğinizde problemlere başlarsanız zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü okuduğunuzu çok rahat anlayabileceksiniz ve hani problem işlemleri genelde çok zor olmuyor. Genelde insanlar sorunun ne istediğini anlayamadığı için zorlanıyorlar problemlerde. O yüzden bence problemi bu sene değil de bu senenin yaz tatilinde birazcık bakabilirsiniz. Onun dışında ben kitabı ve paragrafı kesinlikle öneriyorum. Üçüncü maddemiz, 3 mü oldu? 4. 4 oldu. Dördüncü maddemiz, olabildiğince sosyalleşin arkadaşlar. Çünkü sosyalleşmek gerçekten çok önemli ve sosyalleşebileceğiniz en fazla 2 sene var önünüzde. 11'e geldiğinizde TYT temposu başlayacak. 12'ye geldiğinizde ise zaten AYT yani sınav temposuna başlamış olacaksınız komple. O yüzden 9 ve 10'da 10. sınıf tavsiyelerimi de çekeceğim bu arada. Onda da bahsedeceğim bundan. Olabildiğince sosyalleşin. Okulunuzda ne tür etkinlik varsa. Mesela ben tiyatroya katıldım. Voleybol takımına katıldım. Onun dışında başka ne yaptım? Onun dışında bağlama ve gitar kursumuz vardı. İkisine birden katıldım. Başka ne vardı? Okul kurslarına falan olabildiğince katıldım. Hani böyle sportif şeyler yaptığımız işte voleybolla alakalı falan. Ve okulumuzda böyle masa tenisi masaları vardı. O yüzden onlarla mesela arkadaşlarımla bilenlerle birlikte öğrenmeye çalıştım olabildiğince. Yani olabildiğince şey yapmaya çalıştım. Bence siz de yapın arkadaşlar. Beşinci maddemse sosyalleşmeye biraz benziyor. O yüzden şimdi bundan da bahsetmek istedim kısaca. Olabildiğince gezilere katılmaya çalışın arkadaşlar. Bir hani böyle müzelere falan gittiğiniz geziler vardır. Bir de böyle piknik falan gibi hani arkadaşlarınızla, sınıf arkadaşlarınızla gittiğiniz geziler vardır. Ben ikisine de katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir tanesi sizi kültürel açıdan yani genel kültür açısından çok fazla geliştirebilecek bir şey.
Bir tanesi de sizi arkadaşlarınızla yani sosyal anlamda çok geliştirebilecek bir şey. O yüzden ben ikisine de katılmanızı tavsiye ederim. Olabildiğince bütün gezilere gitmeye çalışın bence. Altıncı maddemiz herkesle arkadaş olmaya çalışın ve arkadaşsız kalmazsınız, emin olun. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben 9. sınıfa başlarken çok böyle üzülüyordum arkadaşım olmayacak falan diye. Ama gerçekten arkadaşınız oluyor yani, bundan tereddüt etmeyin. Ve herkesle arkadaş olmaya çalışın. Kimseyle bir tartışmanız olmasın ya da kimseyle böyle kötü bir anınız olmasın. Çünkü önünüzde 4 sene var. Bu 4 seneyi güzel geçirmeye çalışın olabildiğince. Sonra üniversiteye atılacaksınız ve hani hayat sizin için böyle tam anlamıyla başlamış olacak. Yani hayatınızın eğlenceli dönemleri belki de bitmiş olacak. Yani tabii ki devam eder üniversiteye geçince. Büyüyünce daha fazla eğlenceli aktivite kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Ama çocukluk döneminiz bir anda bitmiş oluyor. O yüzden bu maddeyi koymak istedim. Ve yedinci maddemiz, insanlara sürekli yardım edin arkadaşlar. Bu konuda bazı insanlar bencil davranıyor. Özellikle ders konusunda. Çünkü mesela bir soruyu siz yapabildiniz, başka bir arkadaşınız yapamadı. Onu anlatmak istemiyor mesela. Hani o benim rakibim diye düşünüyor. Ama gerçekten sizin arkadaşlarınıza verebileceğiniz ve arkadaşlarınızdan alabileceğiniz çok fazla şey olur illa. Yani sürekli verici olmazsınız, alıcı da olursunuz bu konuda, öyle düşünüyorum. Tabii bazı istisnalar vardır yani. Bu konuda böyle sürekli şey davrananlar oluyor hani. Bir soruyu cevaplamada sürekli sana gelip soru soracak insanlar oluyor. Onların sorularını da sürekli çözün demiyorum ama hani olabildiğince böyle yardım içerisinde olmaya çalışın. Sekizinci maddem ise okula böyle şey diye başlamayın. İşte ben yapamam, ben arkadaş bulamayacağım, ben çalışamayacağım, lise temposuna alışık değilim gibi düşünmeyin. Çünkü gerçekten böyle düşünürseniz eğer çalışamazsınız. Olabildiğince düzenli çalışmaya çalışın. Bu arada bu dokuzuncu maddemiz olacaktı. Düzenli olmak arkadaşlar. Hem çalışma konusunda hem de başka şeyler konusunda. Başka şeyler derken kastım ne, onu söyleyeyim hemen. Mesela ders programınızı yatarken, yani yatmadan önce hazırlamaya alışın arkadaşlar. Çünkü okula götürmeyi unutacağınız en böyle küçük bir araç gereç bile size hani o dersi anlayamamanızı sağlayabilir. İşte mesela ne diyeyim, cetvel olabilir işte. Onun dışında atlas olabilir. Bu tarz şeyler. Ortaokulda belki çok önemli değildi. Ve hani belki öğretmenler bundan puan kırıyordu falan. Ama bunu listede siz kendiniz için yapmalısınız. Yani sadece puan için değil de konuyu anlayabilmek için. Çünkü bazı derslerde araç gereçler gerçekten çok önemli oluyor. Onun dışında düzenli olmaktan kastım işte kendinize program hazırlayabilmeniz, bu programa uyabilmeniz, odanızı düzenli tutmak olabilir belki. Çünkü düzenli bir ortamda insanın çalışmaması daha çok geliyor arkadaşlar bence. Bu tarz şeyler, yani düzenli olmak size çok şey katacaktır. Hem lise hayatınızda hem de ileriki hayatınızda. Şimdi 10. maddeye geldik. Bu arada 11 madde dedim ama aklıma gelen nereye gidiyorum? 13 madde falan olacak sanırım. 10. maddemiz ise her gün düzenli tekrar yapmak. Bu da biraz düzenli olun içinde. Hani ders kısmı, bunu biraz ayırmak istedim. Çünkü bence önemli bir konu gerçekten. Düzenli tekrar yapmak neden önemli? Yani ortaokulda çok önemli değildi belki. Açıkçası ben ortaokulda sınava son gün çalışsam bile işte 90-100 falan alıyordum. Ama lisede böyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla konu oluyor, çok fazla ders oluyor. Ve hani mesela ertesi gün 2 sınavınız ya da 3 sınavınız olabilir. Ortaokulda böyle değildi bizim, genel olarak bir sınavımız falan oluyordu. Ya en fazla 2 sınavımız oluyordu ama hani lisede 3 sınavınız bile olabiliyor arkadaşlar. O yüzden yok ben sınav öncesi gün çalışırım, yok bir hafta kala çalışırım gibi düşünmeyin. Konuları biriktirmeyin, düzenli tekrar yapın. Bu gerçekten bence çok önemli, aşırı önemli bir madde. O yüzden ya aman ya, bunu herkes söylüyor, yaparım, ne olacak, ne var ki bunda gibi düşünmeyin. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey bence ve yapması bir tık daha zor bir şey diğer maddelere göre. O yüzden kesinlikle konuları biriktirmemeye çalışın ve düzenli tekrar yapın, günlük tekrar yapın. Günlük yapamadıysanız da çok fazla aksatmayın. O hafta sonu mutlaka tekrarınızı yapın arkadaşlar. 11. madde ise biliyorsunuz ki 10. sınıfın sonlarına doğru bölüm seçeceksiniz. 9. sınıfta böyle sevdiğiniz dersi bulmaya çalışın. Ben en çok neyi seviyorum, neye daha çok yatkınım. Yani tabii ki fen lisesinde değilseniz biz de mesela direkt sayısal oluyoruz. Ama Anadolu'daysanız ya da başka herhangi bir lisedeyseniz bölüm seçeceksiniz. Yani meslekte de meslek bölüm seçiyorsunuz ama Anadolu'daysanız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Meslekteyseniz de bu geçerli bence. Sevdiğiniz şeyi bulmaya çalışın. Örneğin işte sayısalda mı daha iyisiniz, eşit ağırlıkta mı, sözelde mi, yoksa dile mi daha yatkınsınız? Anadolu'daysanız bunu düşünün. Meslekteyseniz de okulunuzdaki bölümleri düşünün. İşte hangisini daha çok isterim, hangisine daha yatkınımdır, hangisini yaparsam daha mutlu olurum. Bunları düşünün arkadaşlar ve 9'dan itibaren böyle yavaş yavaş kafanıza oturtmaya başlayın. Çünkü gerçekten fikirleriniz çok fazla değişecek. Ve hani buna karar vermekte geç kalırsanız fikirlerinizin çok fazla çorba olduğu bir döneme denk gelir. Ve neyi seçeceğinizi şaşırırsınız. İleride de pişman olabilirsiniz yani. Son sene mesela bölümünü değiştiren çok fazla insan oluyor.
O yüzden ben buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ve 9'dan itibaren böyle derslere böyle tam anlamıyla çalışmanız, yani hakkıyla çalışmanız gerektiğini ve bölümünüzü kafanızda yaşamış oturtmanız gerektiğini düşünüyorum. Meslek seçiminiz konusunda birazcık erken. Tabii ki böyle aklınıza küçüklükten beri ben bunu olacağım dediğiniz bir meslek yoksa, ne olacağınıza henüz karar vermediyseniz çok da erken değil aslında. Ama kendinizi böyle çok sıkmayın. Ben meslek bulamadım, ben ne olacağım, işte ders çalışıyorum ama niye çalışıyorum gibi çok fazla düşünceler dönebilir kafanızda. Ama bunun için hani çok da geç kalmadınız. 9'da böyle kafanıza oturtmaya çalışın. 10. sınıfa geldiğinizde tam bir hedefiniz olursa bu gerçekten iyi olur sizler için diye düşünüyorum. Çünkü genelde hedefleri olan insanlar daha sıkı çalışıyor o hedefe ulaşabilmek için. O yüzden hani 9'da böyle yavaş yavaş meslek hedefinizi de, üniversite hedefinizi belki de oturtmaya çalışabilirsiniz kafanızda. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Bu arada bu kıyafeti kaçıncı giyişim bilmiyorum. Yani kaçıncı giyişim derken şu an tek oturuşta 4-5 video falan çekiyorum. O yüzden bu kıyafeti kaçıncı görüşünüz bilmiyorum gerçekten. Yani aynı gün çekildi bu videolar, onu söylemek istedim. Kaynak önerisiyle alakalı videonun açıklama kısmına 9. sınıf kaynak önerilerim videomu koyacağım arkadaşlar. 9. sınıf bittiğinde yayınlamıştım o videoyu. Ve şu an yeni bir tane çekmenin saçma olacağını düşündüm. Çünkü o çektiğim videoda kaynaklarla alakalı bahsettiğim şeyler kafamda çok tazeydi. Yani o kaynakları kullandığım sene hani o videoda bahsetmiştim. Bence o video işinize yarayabilir. Kaynak önerileri videoma da bakabilirsiniz. Bu videoyu kapatmam gerekiyor galiba artık. Çok fazla uzatmayayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ilk defa geldiyseniz bu arada hoş geldiniz. Bunu videonun başında söylemem gerekiyordu ama. Umarım severek izlemişsinizdir. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Instagram üstünden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.